Peki bayağıdır gelişti ya. Hack'te ikinci şeye geçmek istiyorum. Etaba. Raxel bakayım abi. Bekle. Burada bir kıyafet değişimi yapayım. Dolap. Allah. Tatil. Bakayım hemen. Hamza nerede? Geldi mi Hamza? Vallahi Hamza gelmiş. Ne haber Hamza? Siz beni ben seni görememiştim bayağıdır. Almam lazım ama Hamza'nın videosunu Boş izlerken ara. kaldım, ızgara boş. Verin bize koyayım. Abi, onu adam Batu bir hamburgeri ısırır mısın? Ya. Çok güzel ısırmışım. 10 numara mangal yapmıştım bu arada. 10 numara mangal yapmıştım. Mangal benden sorulur. Bir tane köfte yaktım sadece. Herkes bilmek zorunda değil. Yani şöyle söyleyeyim. Orada iki farklı ekip vardı. Bir heriflerin peşinden giden, bir de dur lan komik bir şey geldi galiba kaçırdım. peşinden giden bir de orada herkes bilmek zorunda değil. Yani şöyle söyleyeyim. Orada iki farklı ekip vardı. Bir heriflerin peşinden giden, bir de Güventing. Arada bir kıyı kaçırdım. Yok kaçırmadım. Kaçırmamışım. Doğru diyorsun. Hemen yukarıda abi. Smile bir remember. Yok be. O yumruk küçük bir şey oğlum. Yani kasti yapmadığı sürece. Bu arabada bunlar nasıl uçtu anlamadım. Sen de iyi Abi misin? çok iyi ya. Server'ımıza komünizmi getirdik arkadaşlar. Artık herkes eşit olacak. Tavukçu da eşit olacak. Petrolcü de eşit olacak. Bizim server falan. Server hepimizin olacak. Yoldaş server. Amca da eyvallah abi çok teşekkürler. Dur şu full screen açıyorum. Kemi kapıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Odadan çık. Ekimiz var. Peki klasik yerden atacağım bu arada. Otelde hack atmıyorum ya. Otelde olabildiğince hack atmıyorum. Çünkü polise yakalanma şansım yok yani şeyde. Benim markete gideyim ya ben bir. Bir bakalım. Abi şu cam. Dur bir dakika. Title. Ekır ve 2. Yeah. Doğru. Ben bugün hacker şeylerini yapmak istiyorum ya. 8'e 29. 29'u buldum. 8'i arıyorum.
Gözler arıyor ama bulamıyor. Buldum. Dibindeymiş lan. Damn, iyi para. Dur, yanında hiç para yok ya. Var mı bakayım? $1000 var, hiç yok. İlk krediye başlayan kedi cenazesi, sonra da düğüne kapatacağım harbiden ya. Allah, Volkan'dan gelenler selamlar. Çok teşekkürler doğum günü teşekkürleriniz için. Volkan ikinci seviyeye ulaştı mı ya? Hackerlıkta. Onu merak ediyorum. Ben ikinci seviyeyi görmedim çünkü daha. Aynen, ben Volkan bir haftadır ne zaman hackerlık yapacağım desem RP'nin içine giriyorum abi. RP'nin içine girince de hack atamıyorum. Sıçıp kalıyorum böyle. Olmuyor yani. Ya Tahsin abi, var Tahsin abi delmişsin. Ya beyefendi oradan atlamayın. Buyurun. Yani bacaklar yani iptal var, tık diye gidersiniz bir gün. O kadar çok atladım ki vallahi alıştım, ama haklısınız, bir gün bir burkacağım ayağa, kalacağım orada sonra. Vallahi yemin ediyorum yani, ben uyarayım dedim yani, yanlış olmasın. Doğru haklısınız vallahi. Alışkanlık ya, çocukken buralarda çok oynadık. Ha, buradasınız yani. Evet. Buyurun, siz önce şey yapın. Eskafref, çok teşekkürler abi, abone olduğun için. 15 milyar aydır canımsın, en iyi abonemsin, eyvallah. Bir markete, yok oğlum, FRP falan değil ya o. Yani karakteri atletikse atlayabilir bence. Ki bayağı da atletik bir tipe benziyordu. Bugün bir hint attı mı? Ama o yeni insanlar için Volkan. Biz zaten şeyin içindeyiz. Level 2 için. Ha, sen level 2'nin nasıl alacağını bilmiyor musun? O zaman söylemeyeyim. Ben nasıl level 2'nin alacağını biliyorum. Ha, ben biliyorum nasıl level 2'nin alacağını. Ben onu biliyorum. Sadece daha alamadım. Zamanım olmadı. Onu arıyorum ben. Daha sonra aramıyorum. Yani onu yapmam lazım. Evet. Bugün biraz şey yapacağım. RP'lere girerim ama olabildiğince solo takılmaya çalışacağım. Kaç level'a ben hackerlıkta? Hiçbir fikrim yok. No fucking idea. Lan benim market soyulmamıştır inşallah yine. Did I know? Mükremin amca inşallah server'da yoktur, yoksa sıçtık yani. Çok teşekkürler abone olduğun için, canımsın. En iyi abonemsin, eyvallah. Dur bakalım, market soyulmuş mu? Onun her şey, ekmekleri bitirdiniz mi? Yok, bitirmemişler. 12 çikolata kalmış. Ekmekten 70 tanesi alınmış. Kola çok alınmamış gerçi. Su bitmiş. Sandviçte bunu her bok yemişsiniz oğlum. O siktir. Ama çok az para geliyor ya. Ya baksana, o kadar şey yaptık. $2300 yani. Neyse, tekrar stok yaptıralım. Sipariş edilen ürün. Su. 100 tane su sipariş ederim. Volkan dün soyacaktı da benim yerin olduğunu öğrenince, İsmail'in yerin olduğunu öğrenince soymayı bıraktı burayı. Başka?
Yeni bir şey koymaya gerek yok ya aslında. Çikolata alabiliriz aslında. %100 çikolata alalım. 300 dolar ödedim çikolatayı alın satayım. Attık. Bir de ekmek alalım mı ya? Ekmek, 31 tane ekmek var. Yine alacaktım. Kitleri aldım. Kitler satışta oğlum çoktan. Ne kadar param vardı? Param ne kadardı? 300 müydü? 30 tane alıyoruz onu. Lan ne 35 dolar değil mi bu? Neyse 30 tane de olsa yeter ya. Dur ben şurada yıkatayım mı? Ya yemin ediyorum şuradaki benzinciyi de sucuyu da bana bağlayacağım. Para gelsin biraz ya. Fakirlikten ağzım kokuyor server'da. Oh be tertemiz oldu. Ceyren çok teşekkürler 16. için canımsın. En iyi haberin abisin eyvallah. Ben bu arabaya modifiye yaptıracağım bu arada. Ben bu arabaya modifiye istiyorum abi. O pıstık sesini özlemişim. Araba biraz hızlı gitsin abi. Sikeceğim gitmiyor araba yani. Hangi parayla? Param var ya. Bankada yanımda 5000 dolar var. Bankada da bankada yok ama şeyde var, motelde var. Ben motelde saklıyorum oğlum parayı. Yatak altı parası kullanıyor oğlum İsmail. Bankayı hackliyor oğlum. Bankayı hackleyen adam bankada para mı tutar? İsmail karakterin hacker olması saçma değil mi? Değil. Çünkü İsmail daha önceden korsan satıcı, korsan CD'ciydi. Herif herhangi bir bilgisayar işine illegal olarak düşünmüyor. Çünkü insanlara zarar gelmiyor. Sen bu arabayı niye aldın ki? Güzel, İsmail'e yakışıyor abi. Abi Hulusi karakterine herhangi bir şey yakışır. Çünkü Hulusi para için yapıyor. Yani her şeyi yapar Hulusi. Selam abi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ya şu şeye bakmak istiyordum da. Ne ya? Turba abi? Taktırsak ne kadar yapıyor onu be sorayım dedim de. Fiyat rakamsal olarak değil mi? Ha rakamsal olarak. Çok hemen girmezse bakalım. Yaptırayım. Girecek gibi hissediyorum ama. Yok ya bu ne olur buna turbo takarsak 35 olur buna 30 sayar size. 35 diyorsun. Arabayı ben 52 aynen aldım zaten. Ya 30 sayarız yani. Abi turbo şimdi en önemli parça turbo yani yüksek onların fiyatı zaten. He ben bir bakayım para var mı? Bir ondan sonra geleyim ya. 30 tamam, deyince bir tamam kalbime indim. Tamam tamam. Yani sana 30 sayarım ben bunu. Yoksa 35 yani. Haberin tamam, olsun. Tamam tamam. Bildik. Bir bakayım ama 30 bilmiyorum. Sonra geleyim herhalde ama bir bakmam lazım. Tamam. Şeye gideceğim. Yastık aldım. İstiyorsan yapayım ben sana. İki parça yapayım faturayı. İki parça da öde. He öyle olur olur. O zaman bir parayı çekip geleyim ben. Tamam. Para çekmene gerek yok. Kadar yok. Ya yastık altı var ya ondan dolayı. Ha ha ha. Tamam tamam okey. 15 bin mi? Tamam 15 bin şey yaparız sonra da öderiz ya. Gasolin çok teşekkürler ikinci ay için canımsın. En iyi benemsin eyvallah. Turbo yine motoru geliştirsen. Motoru geliştirince arabanın hızı artmıyor ki. Sadece hızlanma hızı artıyor diyebiliyorum. Aa daha güvene de borcumuz var. Az siktir. Yine borç batağına battık abi. Bu kim?
Allah. Bu ne? Arkadaşlar ne yazdığını bir saniyede okuyabiliyorum zaten. QR kodu okumak için telefonu açmam bir saniye. Lan ne kadar param var bakayım ya. Allah Allah. Ben mi ezdim ya? Şunu kilitleyeyim ben. Ne zaman kilitlemesem başına bir şey geliyor. Lan kilitle! Abi bozuldu. Bak, sakin ol. Kilitle. Oo, 30 bin mi demişti lan? Tek de öderim oğlum. Benim param varmış. Allah İsmail nasıl bir yatak altı yastık altı yaptıysa maşallah. Fark etmemişim. Güvene borcumuz var değil mi? Ama güven burada değil. Aa reklam da yaptıracağım. Hallederiz ya. Reklam panosu alacaktım. Aa Aytaç'ı arayayım aynen. Dur bir dakika. Aytaç'ı arayayım. Artaç buradaysa ona direkt reklam parası parası olarak 10.000'ini verelim. 15.000'i de buna veririz. Hadi bakalım. Aytaç nerede? Aytaç'ı Allah soyulmadan. Para yatır, para yatır, para yatır, para yatır. Ne kadar vardı? Ne kadar vardı üzerimde? 30.000. Aytaç. Ne diye kaydettim lan Aytaç'ı? Aytaç'ı kaydetmedim ben. Mükremin de abi Mükremin de ben Ayşegül olayım. Ne yapacağım ya? Yani karakter beta'dan server'daki ilk evlenecek kişiye nasıl döndü bir anda ya? Anlamıyorum abi, anlamıyorum. Cidden anlamıyorum yani. Ya harbiden karakterin o kadar söz hakkı yok ki evlendi bir anda. Twitter'dan mesaj atarsam Ayşegül bana yazar, Ayşegül bana yazarsam ben evlenirim bugün sonunda. Junior Scout çok da çıktı 12. ay için canımsın. En iyi haberimsin eyvallah. Aa dur lan. Dur dur bu hacker lan bu hacker. Lan ben yanlış kişiye yazdım. Solucan abi diye. Ah siktir sıçtık. Tercihleriyle insanları sorgulamamak lazım. Tamam, tamam. Neymiş o? İsmail Bey buyurun. Merhaba merhaba getirdim parayı merhaba. Yapabiliriz. Tamam alalım. Abi şu... Abi bu alayım şimdi içeride Güven Bey vardı. Güven Bey'e benim biraz borcum var. Bu senden olsun ha. Diyebilir miyiz? Şey ya ben parayı vereceğim ama sen bedava ha. Yapmışsın gibi konuşsak olur mu? Yok onu yapamayız. Ya hayır ben ödeyeceğim faturayı. Onun yanında yapsak yok anladım ben sizi de. Şimdi onun yanında yapsak o birine söyler bilmem ne olur. Bedava ya şöyle iş şöyle olsun. Falan muhabbetine yo, 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 döner. Öyle olmaz. Ben mesela şey diyelim. Ya Faruk abi ödedi bunu halletti. Çünkü çok pahalıya satmış arabayı. Öyle bir şekilde kıyırsak.
Favre'a paslarsınız. Favre'u zaten herkes sikiyor. Alışız zaten. Tamam. Yani onu siz söylersiniz. Ben tamam, size söylemem tamam, de siz söylersiniz. Tamam, olur tamam, mu? Tamam. Ben şey derim. Tamam. Faruk abi zaten ödemişti. Tamam. Tamam. Aynen. Ben çaktırmadan faturayı keser sizin cebinize koyarım. Tamam. Tamam. Koyarsınız siz hemen. Siz oradan halledersiniz. Tamam, alışırız. Tamam. Tamam. Estağfurullah. Nereden çıktı araba? Abi bir garajdan. Ha, ha çalınmayayım diyorsun. Mı? Ya ha, o bir aynen, daha aynen. O bir daha çalındı inanır mısın? Hayda. O Demir abi nasılsın? Allah. İyidir kardeşim gene almışsın mekanizmayı. Ya aldık abi ne oldu ya senin sesi? Sesimde sıkıntı mı var? Ha yok yok bir şey olmamış tamam benim şey oldu kulaklar gitmiş bir an. Ya aldık ha, tekrar ama. Ya biz burada ama... egzoz dumanı yutuyoruz ya. Ha. He tabi. Ya sen bu buna pasta pıstık pıstık yapan bir şey takmıştın ya ben onu çok özledim onun sesini. O yüzden bir pıstık turbo değil mi? Doğru şey taktırıyorum. Evet. Pıstık dur ne? Ben dur ben ilgileneyim dur. Sen bir ilgilensene abi. Korkutun bir müsaade eder mi kardeşim? Tamam ben şeyi yapmadım yüklemeyi bıraktım. Ne oldu kardeşim? İsmail çekil İsmail. Hı hı. Tamam abi, tamam. Şey az özür dileriz İsmail Bey'le. İsmail tamam, Korkut yani. Hallediyor ya Korkut canavar tamam. Ya. Valla geldiğinden beri bana çok yardımcı oldu sağ olsun. Korkut benden bile iyi anlıyor bazı değil. Şeyleri. Ben şey yaptım zaten şimdi araba yattım USB'yi. Ha tamam. Güncellemesini yapıyor. Korkutum. 2 dakikaya biter. Efendim. Buna fiyat ne çıktı? Merakımdan soruyorum. Ya bu normalde 35 de İsmail Bey'e tanıdığımız diye yani uygun geçen yapsaydın. Gün market aldı falan biliyoruz muhabbetleri 30'a saydım. İyi ha, iyi bir yapsın, de şey iyi. Yapacağım. Hani ona biraz da kıyak yapacağız. Halledeceğiz. Ya bu arada harbiden markete beklerim. Ben istediğiniz bir şey varsa bandaj da koyacağım. Yanımda almışım, yanımda getirmişim bandajları. Ha. Ama yani her şeyi aradığınız bir şey olursa filan söyleyin koyun. Şey yapalım ya gelelim oraya bir en az 2000 dolarlık bir toplu alışveriş yapalım hayırlı olsun. Aynen aynen. Hatta siz şimdi gideceksiniz tabii, direkt tabii. Peşinizden geliriz biz size. Olur olur zaten bandajları koymaya gideceğim ya yanımda dolaştırıyorum 2 gündür bandajları kaldı ceplerimde. Tamam beraber gideriz biz de bir hayırlarız ya dükkanı. Aynen aynen. Geçen geldik daha malzemeler gelmemişti zaten. Aynen yok yok hallettim ondan sonra bir de şey yaptık ya. Aytaş'la anlaştık daha bugün konuşamadım ama reklam tabelasını falan da değiştireceğiz böyle. Hoş olacak. Orada dönen bir ne kadar güzel olur, var. Güzel olur. Ne kadar istedi Aytaş? 10.000 istedi vallahi. İyi 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 istemiş. İyi, iyi. Yani çok ya bizim içeriği komple 80 milyon yaptıralım dedik de 2 milyon euro istedi bizden. Ne diyorsun euro ya? Euro mu dolar mı ne istedi bir şey istedi. Neler diyorsun ya? Ya ona bakma o espri ya, yapıyor ona. 2 milyonu değil 2 dolar vermem ona. Ya peki Aytaş'ın numarası var mı? Ben şey yapmamışım kaydetmemişim. Var abi var buyur. Korku sende var mı? Kim abi? Aytaç'ın numarası. Aytaç bakayım. Aytaç yok abi ya. Bir bakayım hayda. Ben gidiyorum. Bak bakıyorum. Arabanın motorunu yaptım. Faruk kaza yapmış. Mesaj geldi. Acil beni çağırıyorlar. Hoppa. Ben gidiyorum. Abi kolay tamam. Gelsin sana da. Bende de yok Aytaç'ın numarası ya. Aytaç dediğiniz çocuk şu parıl parıl arabası olan çocuk mu? Krom. Ha, ya paso nüyü de atıyor ya o. Ya, nece arkadaşınız mı o? Yok reklamcı ya o. O yüzden arıyorum telefon numarasını. Ha. Bir sabah bir olay oldu da ben şahit oldum. Ben de oradaydım. Çocuğu patoz ettiler, dövdüler. Korkut sen Aytaç'ı mı? Araç ağır hasarlıysa çekiciyi, ya. Büyük çekiciyi tamam. Getirirsin. Tamam. Alo dersin gelirim ben. Haydi zaman. Bu çocuk hastanededir bak. Onunla ulaşamıyorsunuzdur. Karakola yok, buralardaydı ya. Buralardaydı az önce bu. Bilemeyeceğim vallahi ben. Tweet atsak cevap verir mi acaba? Ya tweet atsak nude atacak diye korkuyorum ben o yüzden atmıyorum. Ha aynen o alo. Da sıkıntı, o da sıkıntı. Arthur ne yapan lan? Dur bakayım. Nerede? Bakayım bu bitmiş. Aytaç nude atmaktan hiç buraya yazmamış yani. Aa dur Aytaç'ın numarası var. Dur ben Aytaç'ın numarasının nerede olduğunu biliyorum. Oha! Dur hatırladım. Tamam, bu bitmiş İsmail Bey. Tamamdır ben bana isterseniz nasıl şurada yapalım? Bluetooth'tan aktarın. Yok aktarabilirsiniz ya aynen, artık aynen. Sıkıntı değil. Şey komple gibi, mi yapalım? Gitti. Evet komple ödeyeyim ha, ben. Tamam peki. Şöyle yolladım. Gelmiştir muhtemelen. Tamamdır. Ben ödemeyi yaptım o zaman. Hayırlı olsun. Tamam, çok teşekkürler tekrardan. Önünde de bir rizik var. Onu da halledelim. Yok rica ederim. Süper nedir? Olur. Hazır gelmişken onu da halledelim. Doğru. Reklam panosu vardı lan. İşte onu hatırladım. Reklam panosunda telefon numarası var.
Taksitle alacaktım. Ya taksitle almaya gerek yok. Tek harekette sikilelim. Ne yapacağım? Bundan sonra çıkışta bir hack atalım. Level 2'ye 2 ulaşalım. Heh, tamamdır. Çok teşekkürler vallahi ya. Hayır, şöyle bir bineyim de ben. Tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Teşekkürler. Aytaç 30k demişti. Ben vallahi hatırlamıyorum. 10k hatırlıyorum. 10k veririm. Ulan dur araba çap. Güvene olan borcu neden ötürü? Bu arabayı ödeyemedim. Market aldığından bu arabayı ödeyemiyordum. Bu neredeydi? Aa burada. Buraya vermek ister misiniz? Aytaç Devecioğlu. Buraya veririm abi. 550'se dur bir dakika yazayım. Aytaç Nude. Ne kaçtı orası? 558 60 15. Kaydettim. Ben Aytaç'a. Abi turbanın atacağı hıza bile ulaşamıyorum şu anda. Aytaç açmıyor bizi. Ben burada yapmayayım eki. Veya burada yapacaksam kaçabileceğim bir mekanda yapayım. Çünkü araba çok bariz belli edecek abi beni. Ben hackerlıktan yakalanacaksam net araba yüzünden yakalanacağım. Ha çünkü bakar mısın arabaya? Sesim niye arttı? Bilmem. Motosiklet almak istiyorum ama çok pahalı. Araba hala yavaş. Turbo o kadar şey değiştirmiyor. Turbo sadece şeyi farklıyor. Mobilet alamadım. Yoktu mobilet ya. Bir de EE. EE'yi kolay bulmamız lazım. EE'yi buldum. Bir de Alexa, shut up. Alexa, pardon. Okay Google. Shut up. Polis fark etti, az siktir. Sounds good. Cancel. Polis sesi geliyor, polis sesi geliyor. Monkaz! Tamam, sakin, sakin. Hız sınırını açmadık. Sakin, normal bir vatandaşız abi. İsmail'iz biz. Bandajlarımızı götürüyoruz abi. Bandajlarımızı marketimize götürüyoruz. Şu anda. Hack atınca polise bildirim gidiyor. Hack atınca belli bir oran var. Hani yanlışta da gidiyor, doğruda da gidiyor ama belli bir oran var. Oran kaç bilmiyorum ama. Dur hızlanayım da sabitleyeyim. Araba yüzü gördü, yüzü gördü. Araba ilk defa yüzü gördü arkadaşlar. İkinci seviyeye nasıl geçiyoruz? Görürsünüz. Bugün geçebilirim ya belki. Bilemiyorum ki.
Abi bu araba büyük ihtimalle düğün arabası olacak. Ben kemer varken nasıl çıktım? Dur bakayım. Bandaj 250 dolarmış. Bandajı bir 400'e satmamız yok mu? Üç bandaj varmış elimde ya. 250'ye mi almışım? 350'ye satayım ya. Başvurular ne zaman açıklanacak? Açıklandığında. Ne yazık ki başka bir bilgimiz yok. Bittiğinde. Hack atamam şu anda ya. 15 dakikada bir hack atabiliyorum. Hacklediğin yer neresi? Mesela o para nereden geliyor? Dümdüz yoktan var oluyor para. Milletin bankasından filan da alabiliriz. Kod olarak onu da yazabiliriz ama yani hacker o zaman çok kırık olur abi. Hacker cidden o zaman çok kırık olur. Hack'in sınırı var mı? 15 dakikada bir. Seçilmeden önce olduğuna eklenecek doküman duruyor mu? Durmuyor çünkü her şeyi ekledik oradaki. Bakayım ben dolaşayım be. Ben şehrin hiç tepesine doğru gitmedim. Şehirde bir dolaşayım abi. Hiç dolaşmadım çünkü. 4 pest. Çok teşekkürler 14. ay için canımsın. En iyi ben abisin. Eyvallah abi. Neden hackerken terzilik falan yapmıyorsun? Çünkü tek bir iş yapabiliyorsun. Server neden yavaş giriyor? Abi Allah. Server 32'de 32 ise nasıl yavaş giriyor? Yani full beam shift, yani server'da çökmediği için kimse çıkmıyor. O yüzden full ise full arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Yani herkesin bir sırası var. Envanter bug'ını çözdük. Yes. Onur çok teşekkürler 23. ay için canımsın. En iyi abone misin? Eyvallah. Okutan bir dene bakalım. Bir abone ol, en iyisi olacak mısın? Bug'lar düzelse çok tatlı olacak oyun. Bug bizim şu anda envanter bug'ı da biz düzelttik şu anda. Oyun kıran çok fazla bir bug'ımız yok. Doğru burada. İkinci, üçüncü iş ne zaman gelir? Gelmez. Ekonomik dengeyi bozar. Twitter bug'ı yok arkadaşlar. Twitter bug'ı şeylerin, yayıncıların çok alt tab yapmasından dolayı oluyor. O GTA'nın sorunu. Biz düzeltemeyiz onu. Orada alt tab yapmayacaklar veya alt tab yapacaklarsa Borderless Window'da oynayacaklar. Aynı şekilde şey olmayacak. Ha, onu tekrar anlatayım. Şeyi anlatayım size tekrardan. Hayır, server 64 kişi olmayacak. 32'den artmayacak. Artmamasının sebebi şu. Çok iyi dinleyin. 32'den bir kere bile arttırdığında, bir kişi bile arttırdığında 5M de yamulmaya başlıyor. Server pasa çöküyor. Scriptler düzgün çalışmıyor. Ya paso garip grup şeyler olmaya başlıyor. Allah, Ayşe Gül mesaj attı, sıçtık. Paso garip garip şeyler olmaya başlıyor. Bu yüzden de stabil olmuyor. Yani siz mesela şu anda 4 saat RP izliyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. 64 kişi yapsak evet daha fazla kişi girecek ama 3-5 dakikada bir çökecek. Allah! Görmedik arkadaşlar.
Konuşacağız abi, yapacak yok. Ya bu ok zehirleşti. O yüzden ikinci bir soru açılırsa mantıklı değil mi? Mantıklı ama şurada bir mantıksızlık var. Ne yazık ki şu anda polis, ambulans ve diğer whitelistli işler için belirli sayıda adminimiz var. Bu adminler iki server arasında da pası koşuşturamaz. Ve götümüze göre de random admin seçemeyiz. Çünkü güvendiğimiz insanlar olmalı. O yüzden ilk önce bir birinci server'ın dertleri tasarı bitsin. İkinci server'a o zaman odaklanırız. Acele etmeye çalışmıyoruz yani. Bu ne ya, NPC solladı oğlum beni. Yazacağım Ayşegül'e yazacağım. NPC solladı oğlum. Anlık İsmail. Arabaya binme bug'ı ne zaman düzelecek? Arabaya inme bug'ını düzeltebileceğimiz bir şey yok. Orada şöyle bir şey var. Yayıncının server'da olan bağlantısı boka sardığı zaman araba bug'ı oluyor. Araba bug'ı ilk kime oluyorsa o kişi 10-20 metre uzaklaşıp tekrar geri dönerse çalışıyor. Ya orada bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Nasıl para kazandın filan sormuyorlar mı İsmail'e? Soruyorlar. Paso işler arasındayım diyorum. Bir tavukçuluk yapıyorum, bir carçuluk yapıyorum, cırtçuluk filan diyorum. Ya yapma beyefendi yani. FiveM'deki bu yamulma düzelirse artar mı peki? Tabii ki de FiveM'deki bu yamulma olayı düzelirse tabii ki de kişi sayısını 64'e bir anda çıkarmak isterim. Ama ne yazık ki böyle bir şey olmayacak. Ya uzun yakın bir zamanda olacağını sanmıyorum. Banka soygunu yapacak mısın? Nasıl yapayım oğlum bu karakterle? Manyak mısın? İsmail'in illegal işi yok lan. Eline silah tutmamış. Silah gördüğüne bayılıyor. Sıçtık. Dur ya. Dur. Yazar bir dakika, öyle yazmayayım. Pozitif. Pozitif. Lan yanlış tuş. 213 saniye. Abi. Bilmiyorum, ayrılsa ayrı dert, İsmail yıkılır, ayrılmasa ayrı dert, İsmail evlenir. Neden evleniyorsun? Çünkü karakter yıkık, herkes evleniyorsun diye ittirdi, karakter de okey dedi. Yani. Allah. Allah dedim emmi.
RP plus'ı FPS modu oynanmalı oyun. Çok ciddi alıyorsun abi. O zaman da banka 3 saniyede de soyulmamalı yani. Sıçtık sıçtık abi sıçtık. Harbiden ya ayrılıyoruz ya evleniyoruz. O noktadayız ya. Ayrılalım ders hamileyim de. Hapse giremez abi. Nereye hapse giriyor? İsmail. İsmail ne yapabilir ki hapse girebilecek? Bilmiyorum abi aklıma gelmiyor. Hiçbir şey aklıma... Hackerlıktan yakalanır ama o daha da kötü. Mimlendikten sonra ben hacker olamam. Sıçtık yani. Abi adam öldürmek filan. Arkadaşlar İsmail bak ne diyorum size. Adam millet evlen dedi diye evleniyor şu noktada. Adam öldürmek ne alaka? B3 35. B3'ü gördüm. 35'i de gördüm. Lan! Ya. Haber gitmedi, haber gitmedi. Aa dur ben şehri dolaşacaktım ya. Güven şeyi ben o Ayşegül olayını halledeceğim dedi. Benim artık o RP'ye ya yani gireceğim o RP'ye sike sike gireceğiz de. Şu anda oraya gitmeme gerek yok. O RP gelişecek kendi kendine. Deathwing çok teşekkürler 27 milyar yıl için canımsın. En iyi abonemsin eyvallah. Neden bu kadar uzağa geldim? Ben şehri hiç dolaşmadım. Server'da. Şehri dolaşıyorum şu anda ilk defa. Ay bir de şöyle bir sıkıntı var. Ben Ayşegül'le evlenirsem hackerlığı ne yapacağız? En önemli şey o. Süper Roma bunları bana kim olduğunu Discord'dan yaz ona göre davranırız. Ayşegül'e söyleyemez abi. Bu karakter hacker olduğunu kimseye kendi isteğiyle söylemeyecek. İmkansız yani. Bu karakterin İsmail'in net bir şekilde başkasına hacker olduğunu söylemesi imkansız. O kadar imkansız ki yani. İmkansız direkt. Kenevir tarlasını bul hapse gir. Bir ben kenevir tarlasının yerini ezbere biliyorum. İki karakter asla kenevir tarlasını aramaz. Çünkü yani İsmail abi illegal iş yapmamış ne kenevri yani.
Oğlum silah tutmamış adam, silah. Şeye gidelim mi ya? Araba alım satım nerede? Ya şuralarda bir yerlerde yeni bir tane şey koydu bizimkiler. Nerede o? Bu mu? Değil. Buralarda bir yerlerde yeni bir tane şey var. Ben onu görmek istiyorum. Eğlence alanı. Bu karakter niye hacker? Onu anlatayım. Şurada herhalde. Bu karakter niye hacker biliyor musunuz? Siz şimdi İsmail'in, siz bilmiyorsunuz büyük ihtimalle başlığını. İsmail abi, ha burada. İsmail karakteri arkadaşlar eskiden Netflix'e karşı korsan CD'ci işleten bir karakter. Bu işi batmış, tefecilere bilmem ne bulaşmış ama korsan CD'ciliği bir illegal şey olarak düşünmüyor. Ya illegal bir şey değil korsan CD'cilik adamın gözünde. Veya PC'den veya bilgisayardan yapılan hiçbir şey illegal değil adamın gözünde. Çünkü silah taşımıyorsun, yani kötü bir şey yapmıyorsun, anladın mı? Direkt kötü bir şey yapmıyorsun. O yüzden hackerlık da aynı şey. Ki hackerlığa girerken karakter çok spesifik olarak bir şey sordu Solucan'a. Dedi ki bu paralar insanların cebinden mi gidiyor yoksa bankanın cebinden mi? Ve bankanın cebinden cevabını aldı. Bu yüzden sıkıntı değil. Yani insanlara da zarar vermiyor. Solucan'ın yüz yüze mi görüştüm? Yes. Allah. Yakın bile değil bu arada. Otuz bini turboya yatırdık. İsmail'e 25.000 borcum var. Şeye İsmail demişim, Güven'e 27.000'miş. Az siktir. Ne kadar param var? 7.000. Abi sıçtık ya. Neymiş? Bir daha Ayşegül'e bu konuyu konuştuğunda açıkçası evlenme olayı sıcak bakıyordum. Ama sen beklediğinde olsan benim için sorun yok diyeceksin. Tamam. Burası değil ya. Burası değil yeni mekan. Bak gördünüz mü? Ben rapeyi hazırlamıştım. Ben burasını demiyorum ya. Bir tane gece kulübü gibi bir yer var. Orayı merak ediyorum. Nerede orası acaba? Burası ha, burası. İsmail neden hep üzgün? Abi İsmail'in çok dert tasası var. Ses düzeldi mi? Allah Allah, enteresan.
Orayı Jirox alıyor. Orayı şu anda hiç kimse almıyor arkadaşlar. Server olarak orasını, hatta şu anda açıklayabilirim. Çünkü yarın başlayacak o şey. Orasını açık arttırmayla satacağız. En yüksek kim parayı verirse o alacak. Ya orada şu parayı verdim öyle bir şey yok. Orası çatır çatır açık arttırmayla gidiyor. Ve açık arttırma da ucuz değil bu arada. Ne söyleyeyim. Minimum 500 binden başlıyor orası. Şu Frosty'ye çok teşekkürler dedim bu arada. 600k'yı gözden çıkardılar. 600k komik bu arada he. Orası için. Orası için ne rakamlar var bilmiyorsunuz. Orayı almak isteyen 2-3 grup var bu arada. Orayı almak isteyen 2-3 grup var. Net söyleyeyim size. Grup mu? Tabii ki de grup oğlum. Tek kişiden çıkmaz 600k. Neresi? Gittiğimiz yer şu anda. Rossi sıfırdan aldım. Ha aynen buldum. Saruhan nasıl 300'e aldı? Bu şeyin içindeki, şehrin içindeki mekanlar bu yeni mekan kadar iyi değil çünkü. Jirox Aytaç'la çalışıyor. Aytaç'ta iyi para var. Aytaç şeye giremez, ihaleye giremez. Aytaç'ın kendisi satıyor orayı. Çok hızlı giden bir araba al bence. Çok zaman kaybediyorum. Abi amacım hızlı gitmek değil bir yerden bir yere. Neden o satıyor? Admin çünkü. Admin değil de ya yani orası onun karakteri oraya sahip olan bir insan olabileceği için admin değil gerçi. Admin olmuyor. Onurcan admin değil ama yani onun karakteri oraya çok uygundu. O satabilirdi. Para iteçemeyecek. Hayır, para server'a gidecek. Adamın arabası 120 ile gitmiyor, nasıl ceza kesilecek? Yıldılar maaş ne? Hackerlara maaş yok. Allah. Ne oluyor ya benim mikrofonuma? Ben bu GTA'ya girdiğimde mikrofon çok sapıtıyor abi. Hackerların kazandığı para banka hesabına gidiyor. Evet. Şoförün kenarında durduğunu gösteren bir şey olsa polisler güzel ceza yazsa. Gerek yok ya. O kadar da gerçekçi olmasını istemiyoruz abi bazı şeylerin. O zaman çok bayar. Kaç tane hacker var serverda? Bilmiyorum. Ben Volkan ve benim olduğumu biliyorum sadece. Ve onu da karakter olarak bilmiyor. Karakter sadece kendisini biliyor. Ya bir de şeyi biliyor. Hackerların başını biliyor. Solucanı biliyor da. Ben Solucan'la işte yüzle tanıştım. Volkan'ın hacker olduğunu bilmiyorum. İsmail bilmiyor. Tek kendisini biliyor. Hacker ve ekine bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Abi ben ceza kesmek için sivrisinek gibi dolaşan polise sinir olurum. Polis olmak böyle bir şey değil. Arkadaşlar yani polislere sinir olmanız benim hiç sikimde değil, hatta daha da keyifli. Server'da yani bak belli kurallar var. Kasti o kuralları koyduk ama kuralların da bazen kırılmasını istiyoruz. Oyun içi kuralların. Bunları kırıyorsan cezasını da çekeceksin. O zaman o kuralı kırma. Yani polis RP'sine kızıyorsanız yayıncıya kızın. Niye illegal hareket yaptın diye. Bu kadar basit. Altı
6 maydanozu 80 ay fazla değil mi? Maydanozun sayısı önemli değil. Bu bir bilgiyi biliyorsan ama İsmail yazlatmıyorsun. Bu zor oluyor, olmuyor mu? Abi o kadar zor olmuyor çünkü serverda ben her şeyi biliyorum. Serverdaki her bir boku biliyorum abi. Yani serverda database'e baktığımda her bir boku görebiliyorum çünkü. Ama gerek yok yani. Bir karakter zaten tam ultra gerizekalı. Hacker adam bu kadar gerizekalı olamaz. Olur abi. Adamın sosyal becerisi sıfır olabilir. Genellikle hackerların da, daha doğrusu hackerların değil ama birçok teknoloji konusunda ultra gelişmiş insanların da sosyal becerileri bok gibi. Yani sosyal beceriyle teknoloji çok ayrı şeylerdir. Bu kadar tıt bir karakter nasıl saklı hacker olduğunu. Çünkü kimse buna hacker mısın diye sormuyor. Geçtiğimi biliyorum, gördüm de. Bakayım dedim etrafına. Çünkü kimse İsmail'den şüphelenmiyor oğlum. Sen şüphelenir misin İsmail'den? Şüphelenmezsin. Siksen şüphelenmezsin abi. En son şüphelenen insan İsmail. Yani düşünemem asla yani. Giremiyor muyuz buraya? Kapı nerede? Soygundan gelen para az değil mi? Banka ne kadar fazla soyulursa o kadar az para gidiyor. Ha burada lan kırmızı şey varmış lan burada. Banka ne kadar soyulursa arkadaşlar o kadar fazla para gidiyor. O kadar az para gidiyor pardon. Yani 2 gün arayla bir tane 2 gün arayla banka soydukları için bile, bile, daha bile, az para bile, gidiyor. Bile, 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 bile. Alo. Yo, İsmail Bey. Merhabalar, merhabalar. Merhaba, buyurun. Korkut ben mekanikten. Hah, merhabalar, merhabalar. Merhaba. Şimdi şöyle bir durum var. Güven Bey Demir'i aramış da İsmail'in aha, arabasını aha. Ne kadara yaptınız falan diye sormuş. Ben söyleme bir şey dedim. Aha, süper oldu. Tamam. Aynen. Ne yapacağız şimdi? Ama soruyor ne yaptınız? Yo, dediğim gibi ya. Şey diyebilirsiniz. Ya Faruk çok çakmış ondan dolayı bedavaya yaptırdık falan diyebilirsiniz yani. Faruk ödedi. Ha, Faruk'tan aldık. Aynı şeyi yapabiliriz. Süper olur. Tamam, çok teşekkürler. Tamam. Faruk'tan aldık diyeceğim. Tamam. Aynen okay. Aynen. Çok teşekkürler. Tamam, rica ederim. Görüşürüz. Abi Faruk'u aramamız lazım acilen. Faruk'un telefonu var mı? Nasıl ki Faruk'un telefonu yok. Faruk'a gitmemiz lazım. Acil galericiye gitmemiz lazım. Dur sarı sayfalar.